Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gene sizlere şifalı bir ot tanıtacağım değerli arkadaşlar. Bu otumuz bir diken otu ve adına deve dikeni, Meryem Ana dikeni gibi birçok farklı isimlerle her bölgede anılabiliyor. Gerçekten bu diken, Çinlilerin bir atasözü var. Yani hapını, ilacını yedin mi? Yani yuttun mu demiyorlar, yedin mi? Neden? Çünkü bu dikeni Çinliler çok severler ve çok tüketirler. Bütün yemeklerine neredeyse kullanırlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi içindeki silimarin maddesi, yani tohumunda silimarin maddesi oluşmasından dolayı beyin fonksiyonları ve karaciğer bozukluklarında kullanıldığı için bu dikeni çok seviyorlar ve çok tüketiyorlar. Özellikle bu emziren annelerin sütünü artırması için ya da işte idrar yolu enfeksiyonları olanlar için şifa olarak biliniyor. Meryem Ana dikeni değerli arkadaşlar. Tabii ki bunları yemeden önce mutlaka bir doktora, bir uzmana danışmanız gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi bunlarda da toksinler olabilir. Yani sizlere zarar verebilecek maddeler olabilir. Hastalığınıza göre, özellikle kronik hastalığı olanlar, küçük çocuğu olanlar yerken mutlaka bir doktora danışsınlar. Doktora danışmadan sevgili arkadaşlar kendi başınıza tüketmemenizi öneririz. Şimdi neden bu dikenler toplayacağım? Bahçemizde ağaçların dibini açıyorum arkadaşlar. Kıyamadım. Bu dikenler burada bahçemizde var. Bilerek bırakıyoruz zaten. Yemeklerde kullanıyoruz. Zaman zaman sizlere buradan tarifler de veriyoruz. Faydalarından bahsediyoruz. Hepimiz bu işten yararlanalım diye arkadaşlar. Çoğu insan bilmeyebilir. Bilmeyenler de bu videodan sonra öğrenmiş olabilirler. Birkaç kez diken yemekleri çektim. Dikenin faydalarını sizlere söyledim. Gene bu sefer de bu bahçemizdeki dikenleri toplayacağım ve sizlere farklı bir tarif vereceğim arkadaşlar. Şimdi dikenleri kesmeden önce sizlere yakından bir göstermek istiyorum. İşte bakın bu görmüş olduğunuz Meryem Ana dikeni. Şuradan görmüş olduğunuz yerden bunun pembe olarak çiçekleri olacak ve bu pembe çiçekler daha sonra tohum verecek. Tohumları da tıpkı çörek otuna benzer arkadaşlar, tohumları genellikle kahverengi renkte olur. İşte bu tohumlarda da silimarin maddesi üretiliyor. Bu silimarin maddesi de değerli arkadaşlar beyin fonksiyonları ve diğer rahatsızlıklar için, özellikle karaciğer rahatsızlıklar için çok çok önemli. Bu büyüdüğünde, buradan yukarıya doğru gittiğinde burada Haziran, Temmuz ayı gibi çiçekleri olacak ve Ağustos ayı gibi de bu çiçeklerin içinde tohumlar meydana gelecek. İşte o tohumlarda da yağ olarak çıkartıldığında insanlara şifa olarak kullanılacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu biraz kart almış, diğer tazelerinden biraz toplamak istiyorum ben. Sevgili arkadaşlar, şöyle işte bu dikenleri şu şekilde alıyorum. Şöyle bakın. Görüyorsunuz burada iki tane farklı diken türü var değerli arkadaşlar. Bir tanesinin üzerleri bakın böyle beyaz beyaz, diğeri de tam yeşil. Çünkü iki farklı diken türü. Bunların kimisi kenger dikeni olarak biliniyor, kimisi eşek dikeni olarak biliniyor, kimisi de deve dikeni olarak biliniyor. Ama genelde hepsinin ortak özelliği içinde silimarin maddesi olmasından kaynaklı değerli arkadaşlar. Şimdi her iki dikenin de etrafını açayım sizlere net olarak görebilmeniz için. Diğer otlardan arındırayım. Bakın sevgili arkadaşlar, iki diken arasındaki farkı görüyorsunuz. Bakın yapraklar birbirine benzese de birisi üzerinde beyaz beyaz benekler var, diğeri tamamen yeşil. Ancak etken maddeleri ikisinin de aynıdır sevgili arkadaşlar. Bunları alıyoruz, şöyle dibinden kesiyorum. Çünkü buraları kazacağım için bunlar bir daha burada olmayacaklar. Kazıyorum. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bakın şu şekilde. Bunları toplayacağız. Bunlar boşa gitmesin diye bunları kullanacağım arkadaşlar. Sizlere bunlardan güzel bir tarif vereceğim. Hemen yanındaki diğer dikeni de kesiyorum. Evet.
Hemen hemen şöyle baktığımızda kök kısımları aynı. Ancak renklerini görüyorsunuz. Çok bariz şekilde değerli arkadaşlar. Birisi böyle beyaz beyaz benekleri varken diğeri tamamen yeşil. İşte dikenlerinde çeşitleri var. Kenger dikeni gibi, işte deve dikeni gibi, Meryem Ana dikeni gibi. Ama genelde etken maddeleri hepsinin aynıdır. Hepsi de karaciğer fonksiyonları ve beyin fonksiyonları için kullanılabiliyor arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, bitkide elde edilen silimarin birleşiği sayesinde antioksidan ve antienflamatuar özellikler gösterebilen deve dikeni, karaciğeri toksinlerini arındırması, cildi beslemesi, diyabet tedavisinde kullanılması, sindirim sistemine yardımcı olması, bağışıklığı güçlendirmesi, idrar yolları problemlerini gidermesi, beyin fonksiyonlarının güçlendirmesi ve anne sütü desteklenmesi gibi birçok fayda içermektedir. Sevgili tavsiyelerimiz, özetleyecek olursak silimarin birleşiğiyle öne çıkan deve dikeni faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Deve dikeni hepatit, siroz, sarılık gibi karaciğer sorunları için kullanılabilir. Kemik sağlığını destekler, cildi besler ve aknelerle mücadele eder. Diyabet tedavisinde kullanılır, sindirim sistemine yardımcı olur. Deve dikeninin bağışıklığı güçlendirmeye potansiyeli vardır. İdrar yolları problemleriyle savaşır, beyin fonksiyonlarını güçlendirebilir. Deve dikeni aynı zamanda anne sütünü destekler. Anti kanser özellik gösteren bileşenleri içerir. Hazımsızlık semptomlarına karşı kullanılır. Evet, gene bunun yanında antioksidan ve antienflamatuar özellikler barındıran deve dikeni siroz, hepatit B, karaciğer yağlanması gibi karaciğer rahatsızlıkları yaşayan kişiler için bir takviye olarak kullanılır. Deve dikeni serbest radikallerle savaşarak yara izlerini önleyerek ve toksinlerin karaciğere yapışmasını önleyerek karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici hamleler yapar. Yine deve dikeni özellikle tip 2 diyabet hastası olan kişilerde kan şekerinin düşürücü etki yaptığı yönünde çalışmalar söz konusudur. Silimarın birleşiğiyle öne çıkan deve dikeni sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Silimarin birleşiğinin sağladığı antioksidan ve antienflamatuar etkiler kişinin bağışıklık sisteminde daha güçlü olmasını ve hastalıklarla mücadele etme konusunda kişiyi güçlü kılmasına yardımcı olur. Deve dikeni kullanımının koyu renkli idrar problemi ve hepatit semptomlarını azalttığı bilinir. Bu faydanın içeriğindeki silimarin birleşiğinden geldiği değerlendirilmektedir. Antienflamatuar ve antioksidan açısından zengin bir bitki olan deve dikeni özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıkların semptomlarını bir nebze olsun azaltabilir. Deve dikeni süt üretiminden sorumlu hormon prolaktinini harekete geçirerek anne sütünü destekleyici bir özellik gösterir. Ancak bu konuda daha sağlıklı bilgi için doktorunuza danışmalısınız. Değerli takipçilerimiz, deve dikeni tohumu da karaciğerdeki toksinleri temizleyerek karaciğer bozukluklarını engelleme görevi üstlenir. Bununla birlikte safra kesesi sorunları için kullanılmıştır. Ayrıca deve dikeni tohumu hepatit, siroz, sarılık, diyabet, hazımsızlık ve diğer durumlar içinde besin takviyesi olarak da kullanılmıştır. Peki bu kadar faydanın yanında deve dikeninin zararları var mıdır? Tabii ki her şeyde olduğu gibi deve dikeninin de bazı zararları vardır. Özellikle sağlık açısından birçok fayda sunan deve dikeni hassas kişiler için ve aşırı kullanıldığında bazı potansiyel yan etkiler doğurabilir. Deve dikeninin olası yan etkileri ve zararlar arasında ishal, kabızlık, bulantı, kusma ve karın şişliği gibi mide bağırsak sorunlarıyla birlikte kaşıntı ve baş ağrısı yer alır. Ancak her deve dikeni kullanan kişide bu yan tesirlerin görülme garantisi yoktur. Peki deve dikeni nasıl kullanılmalı? Deve dikeni bitkisi özellikle çay olarak daha sık kullanılır. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı deve dikeni ekleyip süzülerek içebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, deve dikenini kimler kullanamaz? Diyabet tedavisinde kullanılabilen bir bitki olmasına rağmen deve dikeni kan şekerini çok düşürücü bir etki yaratma ihtimaline karşı şeker hastaları tarafından dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca farklı ilaçlar kullananlar ve kronik hastalığı olanlar da doktorlarına danışarak deve dikeni tohumundan da ve deve dikeninin bitkilerinden de yararlanabilir. En çok sorulan sorulardan biri de deve dikeni kilo verdirir mi diye değerli arkadaşlar. Deve dikeninin kilo kontrolü yaptığı yönünde çalışma olmasına rağmen kilo verdirici etkisi olduğu yönünde kesin bir cevap yoktur. Evet, gördüğünüz gibi deve dikeninin hem faydaları var hem zararları var değerli arkadaşlar. Mutlaka kullanmadan önce bir doktora danışarak kullanabilirsiniz. Kendi başınıza kullanmanızı tavsiye ederiz sevgili arkadaşlar. Bu bitki özellikle değerli takipçilerimiz karaciğer hastalığı, alkolik karaciğer hastalığı, hepatit ve hatta karaciğer kanseri gibi hastalıklar sonucunda karaciğerlerinde hasar oluşmuş kişilerde destekleyici bir tedavi olarak kullanılıyor.
Yapılan araştırmalar deve dikeninin toksit maddelerin karaciğere bağlanmasını engellediğini ve karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Deve dikeni takviyesi tüketen karaciğer hastalarının karaciğer fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu gözlenmiştir. Gene yapılan araştırmalarda deve dikeni bitkisinin şeker hastalığı olan insanlar için yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında deve dikeni kan şekerini dengeler, diyabet kaynaklı böbrek hasarlarının ilerlemesini önler ve şeker hastalığı kontrolüne yardımcı olur. Deve dikeni kemiklere iyi gelen bir bitkidir. Kadınlarda oluşan kemik kaybını geciktirmek ve önlemek için bir tedavi olarak kullanılabilir. İlerleyici kemik kaybının neden olduğu bir hastalık olan atropoza iyi gelir. Atropoz küçük yaralanmalar sonucunda bile kolayca kırılabilen oldukça zayıf kemiklere sebep olur. Deve dikeni de kemikleri güçlendirmeye ve kemik kaybına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Sevgili arkadaşlar, iki tane diken var demiştim, size söylemiştim. He canım. Evet sevgili arkadaşlar, ara sıra böyle sizlere tanıtım yaparken Ülker Hanım da bizlere diken çayı getiriyor arkadaşlar. Diken çayı da içiyoruz tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlere ince bir detay göstermek istiyorum. Daha önce bahsetmiştim, bakın böyle alacalı olanın dikenleri insanın eline daha batar şekilde, tazesi bile batıyor. Ancak diğer yeşil olan diken henüz batmıyor daha, ıspanak gibi. İşte farkı buradan da anlayabilirsiniz. Yani bu dikenin cinsi farklı, bu dikenin cinsi farklı ama bunun tazesi bile bu dikenleri eline batarken bunun dikenleri batmıyor. Oradan da bu farkı anlayabilirsiniz. Önemli değil, her ikisi de yenebiliyor. Her ikisinde de bir sıkıntı yok. Her ikisi de aynı maddeyi üretiyorlar. O yüzden de ortak olarak topluyoruz değerli arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bunun tarifini size vereceğim. Nasıl yeneceğini, nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Tabii ki doktora danışmak şartıyla sevgili takipçilerimiz. Deve dikeni tohum pek çok aktif bileşikten meydana gelen antioksidan flavonoidlerinin çok iyi bir kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, DNA hasarıyla savaşır. Kanserli tümör büyümesini tersine çevirir, kanser gerilim riskini azaltmaya yardım eder, meme kanserlerini blok eder. Ayrıca akciğer ve prostat kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türüne karşı da vücudu korur. Deve dikeni kalp sağlığına oldukça faydalıdır. Kan temizler, intihabı azaltır ve atar damarlarda bulunan oksidatif stres hasarını önler. Yine bunun yanında yüksek kolesterol seviyesini aşağıya çekmeye de yardımcı olur. Sevgili arkadaşlar, dikenlerimizi öncelikle bir yıkayacağız. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Dikenlerin üzerine şöyle kaynamış su veriyoruz arkadaşlar. Dikenler elimize batmaması için. Şöyle sıcak suda dikenlerimizin ölüşmesini sağlıyoruz. Bu esnada dikenler elimize batmamış olacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın artık elimize bu dikenler batmaz. Sıcak suda bekletmiş olduğumuz dikenleri süzgeci alıyoruz. Soğuk suda bir soğutuyoruz. Şimdi şöyle suyunu sıkıyoruz dikenlerimizin. Artık dikenimiz doğramaya hazır. Haşlamış olduğumuz dikenleri şöyle ufak ufak doğruyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, dikenlerimiz bu şekilde küçük parçalara ayırdık. Şimdi işlemlere devam ediyoruz. Önce soğanlarımızı şöyle bir doğruyoruz. Birazcık zeytinyağı döküyoruz.
Zeytinyağımız ısındıktan sonra şöyle soğanları üzerine ilave ediyoruz. Şöyle üzerine 3-4 diş sarımsak atıyoruz. Sarımsakla soğanı beraberce soteliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyoruz soğanın üzerine. Şöyle biraz karabiber çekiyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı el salçası kullanıyoruz. Beraberce şöyle bir soteliyoruz. Şimdi soğan, biber ve salça ilave ettikten sonra biraz tuz ilave ediyoruz. Sonra da otumuz ilave ediyoruz üzerine. Beraberce kavuruyoruz. Sevgili arkadaşlar, şu anda ham maddemiz hazır. İsterseniz bu otun üzerine şimdi yumurta kırabilirsiniz. İsterseniz ıspanak gibi bulgur veya pirinç atarak yemeğini yapabilirsiniz. İsterseniz de yoğurt, sarımsaklı yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. Yani birkaç çeşit yemek olabilir şu anda. Şu anda hazır. Biraz üzerine su vereceğim. Gene pirinçli yapacaksanız pirinçleri attıktan sonra gene üzerine su verebilirsiniz. Eğer yumurta kıracaksanız su vermeden bu şekilde üzerine yumurta kırabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bu diken kavurmasını yiyebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Şimdi üzerine birazcık sıcak su veriyorum ben. Salça açılması açısından. Eğer yumurta kıracaksanız üzerine su vermeyin. Sadece ıspanak buğrağını yapar gibi pirinç atarsanız su verebilirsiniz. Bir de yoğurtlu yapacaksanız o zaman da üzerine su verebilirsiniz. Çünkü daha güzel içine özleşecek tat olarak şimdi dikenlerle salçası, baharatlar, soğan, sarımsak birbirine özleşecek. Tat daha güzel olacak. Yumurta kıracağınız zaman da kırabilirsiniz. Yine bu şekilde az bir suyla ama su koymasanız da olur yani. Kapağını kapatalım ve 5 dakika kadar bu şekilde tıkırdasın arkadaşlar. Evet, şu anda bu yemeğimiz oldu sevgili arkadaşlar. Suyunu çekecektir biraz sonra. Şöyle sizlere göstermek için bir miktar diken koyuyorum. Şöyle üzerine yoğurt koyup afiyetle yenebilir sevgili arkadaşlar. İsterseniz sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. İsterseniz sade yoğurtla yiyebilirsiniz. Bu şekilde yiyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şifa olsun. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi diken yemeğimiz birkaç çeşit oluyor. Bu yoğurtlusu, isterseniz pirinçli, isterseniz yumurtalı gibi birçok yerde kullanabilirsiniz. Videomuz beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Ücretsiz olarak Şahin Video kanalımıza abone olabilirsiniz. Zilleri açık konuma getirirseniz bildirimler size gelecektir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir faydalı videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.